Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Türkiye'de 50, 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor. İsrail'i bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor. Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor şeklinde bir paylaşımda bulundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak ve bu skandal paylaşıma elbette ardı ardına Tepkiler geldi gelmeye de devam ediyor. İlk tepki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı sizi aynen iade ediyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Demokrasi ve hukuku elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz dedi. Evet. Ardından, e, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan katsın bu skandal paylaşımına e, bir cevap geldi sevgili izleyiciler. İsrail katsın Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir diyor Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan. Kabinedeki varlığı iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs Soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir. Tabi gelen tepkiler sadece bu açıklamalarla sınırlı değil. Birçok kesimden de bu skandal açıklamalara tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrailli Bakan Kats'ın sosyal medya hesabından yaptığı o pervasız ve skandal açıklamaların ardından.